Takvim 30 Ekim 2020'yi gösteriyordu. Saat ise 14.50 gece. Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarındaki fay kırıldı. 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Böyle bir şey olamaz. Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesine 23 kilometre uzaklıktaydı. Sarsıntı tam 40 saniye sürdü. Önce çığlıklar, sonra toz bulutu şehri sardı. Bornova ve Bayraklı'dan yükselen duman yıkılan binaları işaret ediyordu. An itibariyle çöken binalarda baksana. Seferihisar'da ise kıyı şeridine yönelen su dev dalgaların habercisiydi. Oo, suya bak nasıl yükseliyor. Sarsıntının şoku dakikalarca sürdü. Kimi kendini sokağa attı, kimi de yıkılan evleri görüp yardıma koştu. Depremden en çok Bayraklı ve Bornova ilçeleri etkilendi. 4 apartman tamamen yıkıldı. 200'den fazla kişi enkaz altında kaldı. Yüzlerce konut zarar gördü. Bina çöktü. AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede yıkıntıların olduğu bölgelere ulaştı. Sisam fayındaki deprem İzmir'in Seferihisar ilçesinde dev dalgalara sebep oldu. Yükselen deniz önüne ne geldiyse alıp götürdü. Suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Gidiyor tekrar. İzmir'e yurdun dört bir yanından yardım eli uzandı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları günlerce sürdü. Umud'un adı 58 saat sonra İdil oldu. 65. saatte de Elif. İtfaiye erinin parmağına sıkı sıkıya tutunan Elif hafızalara kazındı. Mucize çocuk Elif kurtarıldıktan kısa süre sonra TRT Haber ekranından böyle el salladı. Tam umutlar sona eriyor derken 91. saatte İzmir depreminin son mucizesi yaşandı. Küçük Ayda yerle bir olan 8 katlı Rıza Bey apartmanının enkazından çıkarıldı. İzmir depreminde 117 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı. Annem benim. 731 bina ağır, 598 binada orta düzeyde hasar aldı. Türkiye tek yürek oldu. Depremin yaraları kısa sürede sarıldı. Gayet güzel. Yıkımların olduğu alanda TOKİ tarafından yaptırılan 1391 konut, 302 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin 5 ayrı davadan 3'ü karara bağlandı. 11 sana 7 yıldan 18 yıla varan hapis cezaları verildi.